Selam canlarım, ben geldim. Neredesiniz kızlar? Gelin bakalım. Bakalım kimler burada, kimler burada, kimler burada. Hah, geldi canım benim. Hah, birisi daha geldi. Toplanın bakalım. Beybiler. Nasılsınız kızlar, iyi misiniz? İnşallah hepiniz çok ama çok iyisinizdir. Beni sorarsanız her zamanki gibi enerji, sinerji number one. Çok iyi. Bu arada hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu benim rune taşlarımı çok beğenmişsiniz. Ben bunun üzerinde bayağı bir çalıştım. Bayağı bir çalıştım. Ama şimdi size bir sürpriz yapacağım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Eril ve dişil konuşturmasını. Bakın, dişiller kırmızı kesede duruyor. Pembe pembe runi taşları. Bunlar da bizim dınkof edirler. Tamam mı? Bunlarla eril dişil konuşması yapacağım ilk önce. Sonra sorularınıza geçeceğiz. Soru, gönül, bu benim. Gönül, bu da sensin. Ah, gönülcüğüm benim, canım benim. Yollamış bunları bana. Böyle yapacağım. Bakalım, gökyüzü çok karışık. Arkadaşlar, biliyorsunuz. Gerilemeler, şunlar, bunlar, her taraf karman çorman. Bir bakalım bakalım bu eriller ve dişillerin enerjilerine. Bu arada YouTube'da bayağı bu runi taşlarıyla bakanlar olmadığı için bir de bunlar için öngörüden öte daha farklı bir enerjiye sahip. Bu taşlar tamamen kızlar. Bakın bunlar doğal olanları. Şöyle göstereyim size. Doğal olarak yapılmış olanları. Tamam mı? Şöyle göstereyim. Bunlar soru, emir kipiyle çalışıyor bunlar. Soruyorsun, öğreniyorsun. Soruyorsun, öğreniyorsun. Zaten şimdi bununla da ilgili mesela açılım isteyenler oluyor. Bunları da yapacağız. Bununla ilgili mesela sade insanlar geliyor, soru soracağım ben diyor. Bana diyor cevap verin diyor. Biz de bu tarz bir şeyler yapacağız. Yenilik, yenilik, yenilik. Biz hem yeniliği açıyoruz arkadaşlar. Daha bakalım neler gelecek. Neler, ne gibi değişik şeylere çekileceğiz. Ben bu taşlarla bütünleştim. Bayağıdır Aynur ablam biliyor, 2 haftadır. Bunlarla yata kalka. Ben aslında çok kitap okumayı sevmem. Yani genelde kulaktan almayı seviyorum. Yani dinleyerek öğrenmeyi falan da severim. Hep bu böyle olmuştur ama notlar notlar görüyorsunuz. Bunları okuya okuya zaten bu taşlarla ilgili daha önceden de bilgilerim vardı. Bakıyoruz işte. Sizler de çok beğendiniz zaten. Kaç kişiyiz burada? Şu anda 37 kişiyiz. 37 kişi. Olsun, onlar dinlerler, gelirler. Benim sesim niye böyle çıkıyor ya? Arkadaşlar ilk önce açılım yapacağız. Bakın. Sonrasında da Sonrasında canlarım benim. Bunlar da soru cevap. Pandora kartlarımız. Bunlar da yeni geldi. Bakın bunlar da efsane bir şey yalnız. Söyleyeyim. Ondan sonra canlarım benim şey yapacağız. İlk önce çünkü eril dişil açılımı istediler. Onu yapacağız. Ondan sonra da ben kartlarımı bu arada ayarlayayım. Siz de keşke şey olsa ya böyle bana cevap verseler. Ben de buradan konuşsam, bağlansalar. Aslında bir gün yapalım mı Aynur Bugün abla? öyle yapabiliriz. Haftaya mesela Perşembe, biz her Perşembe canlı yayın yapmaya niyet ettik ya kızlar. Bir Instagram'da, bir YouTube'da böyle bir kişiyi böyle seçelim, oradan bağlansın, sorsun. Böyle konuşalım, sohbet edelim. Ben daha önceden böyle bir şey yapacaktım da. Nedense olmadı bir türlü. Ama şimdi inşallah nasip eder. Şimdi bakalım mı bu erillerin durumları ne? Tamam mı? Ne durumdalar? Niyet ediyorum ilahi kanaldan doğru bilgileri almaya deyip. Nasıl bir kalplerinde bir enerji barındırıyorlar? Sevgi enerjisi mi? Nefret enerjisi mi? Yoksa kıskançlık enerjisi mi? Bunu da alalım. Tamam mı Aynurcuğum? Ve olası gelecekte ne gibi eylemleri olacak? Ne yapacaklar? Yani sizin için düşünceleri, planları neymiş bu denyoların? Onları da alalım. Şimdi dişillere geçelim. Bu dişiller de bizim var ya, yakıyor, yıkıyor. Sonra tekrardan yenilendirmek istiyorlar. Ne yapsınlar? Karşıdaki insan anlamayınca, anladın mı? Göbeğinden ikiye çatlatıyor bunlar. Bu eriller, bizim kızları. Bakalım sizin olası gelecekte ne gibi değişiklikler olacakmış.
Şimdi çok çok büyük büyük eril dişil açılımı yapamam burada. Zaman kısıtlı çünkü biliyorsunuz. Sadece sizin bilgilenmeniz için ve çok çünkü bu konuda çok talep aldık. Bunları kullanmak istemiyorum Aynur. Bunları istiyorum. Sadece bunları kullanayım diyorum. Sen ne diyorsun? Bence de. Bence de yani. Yoksa bunu koyup da üstüne bence öyle yapayım. Böyle içimden böyle geldi. Bakalım. Nasıl geldiyse öyle yapmam lazım. Söyleyeyim size. Bakın şimdi mesela şey var. Tarot eğitimi aldığımız zaman Ebru Hocam eğer görüyorsanız size de buradan büyük çok çok sevgiler. Diyorlar ki kalbe yakın elinizle seçeceksiniz sol sol tarafla diyorlar. Benim öyle bir şeyim yok. Ben sağımla da seçerim, solumla da seçerim. Çünkü benim enerjim çok farklı. Yani benim sağla seçmişim, solla seçmişim öyle bir takıntılarım yok. Benim kalbim zaten her şeyi hissettiği için yani onu sağ el, sol el takıntım yok. Böyle diyorlar. Genelde eğitim aldığınız zaman bütün hocalar zaten bunu diyor. Sol elinizle seçerseniz diye. Hiçbir zaman sol elimi kullanmadım. Her zaman sağ elimi kullandım. Çünkü Amerika'da eğitim aldığımda Julia hocam bana dedi ki medyum Julia sen de öyle bir şeye gerek yok. Sen ister sağını kullan ister solunu kullan. Öngörüyle bakan insanlar için, Öngörüyle hisleriyle bakan tabii bakan ki tabii insanlar ki. için sağ sol farkı Aynen. olmuyor Şimdi ama bu dişillerin run taşları. Şimdi hepinizin niyetine çekiyorum kızlar, tamam mı? Bakalım. Önce kapalı koyuyorum. Bunlar doğal olan taşlar. Ötekiler de aslında onlar da doğal ama bunun kadar doğal değil galiba Aynur abla. evet, Bunlar onlar normal taş taş özeli ödeme yapılmış. yapılmış. Bunlar Bunlar sanırım selenit selenit taşı ya da taşını opal olabilir. opale olabilir. Endros Ancak falan opal da. mi opale olabilir aynen. Ama acayip güzel enerjileri var. Evet. Böyle bir şey yok. Yok yani. Şimdi eriller eriller. Sizi gideriller. Sizler için çekiyorum. Bakalım. Kapalı koyuyorum bunları. Her zamanki gibi eriller. Bakalım ne moddaymış. Bunlar beni konuşturmam için sürekli bir gıcık halindeyim ben. Aynur abla temizle şunları yani. Tamam, Bunları temizliyorum. temizle beni konuşturmuyorlar. Canım sıkılıyor. Şimdi enerjilerinize bakalım. Arkadaşlar bakın gözünüzün önünde ayarladım. Şimdi bazen şey diyorlar. Melek Hanım neden kartları önceden ayarlıyorsunuz? Arkadaşlar yani ben önce ayarlamışım bunları seçmişim koymuşum zaman kaybı ya sonra fark etmiyor benim için yani. Önemli olan size söylediklerim. Söylediklerim yani sizin de onları alıp uygulamanız aslında tamamen bu. Yapanlar karlı çıkıyor yani çünkü Aynur ablacığım. Yapmayanlar da zamanı uzatıyor. Şimdi bakalım erillere. Ha, bunlar, bu eriller kızlar şu anda bir soğukluk döneminde, tamam mı? Hepsi için değil. Kendinizi uyana alın. Şimdi bir şeylerin zamanı var diyor ama buz kesmiş yani. Öyle bir soğuk ki bu olduğu ortamda da soğuk rüzgarlar esebilir veya sizin aranızda soğuk rüzgarlar vardı. Tamam, bir şeyleri zamana bırakmış. Bu zamanının vaktinin geleceğine inanıyor. Şimdi buradaki burç olarak verdiği bakın burada balık burcu var. Söylüyorum ben. Aslan var, ikizler var, aynı zamanda terazi var. Tamam mı? Bu burçta olanları aslında enerjilerini alıyorum ben. Soğuk bir aslında herkese yani Welt ne demek dünya? Dünyaya karşı bir soğukluk içerisinde bir şeyleri yapamadığı, başaramadığı için kendine de kızıyor. Kendine de sinirleniyor. Fakat etrafına soğuk rüzgarlar estiriyor. Böyle mesafe koymuş. Aslında önünde iki tane çıkış kapısı var. Fakat bu çıkış kapılarını da kendi kendine ne yapmış biliyor musunuz? Aralamış bırakmış, aralamış bırakmış, çıkmamış. Ondan dolayı da önüne gelen fırsatları bir türlü değerlendirememiş yani bunda bir böyle bir enerji alıyorum. Şimdi bizim kızlarda ne var acaba dişillerde bakalım. Buraya yoğunlaşın. Yoğunlaşın buraya beybiler. Dişillerde ne var? Canlarım benim. Sizi çok seviyorum. Biliyor musunuz dişiler? Bana feminist diyorlar ama ne derlerse desinler vız geliyor, tırıs geliyor. Şöyle bir şey canlarım benim.
Önünüzü göremiyorsunuz, tamam mı? Kendi hayatınızı kendi zorluklara sokan kişiler var burada. Aslında elinde burada bir tane, bakın, bir kolye var bunun, tamam mı? Ankana kuşu. Küllerinden yeniden doğma anahtarı kendi elinde. Fakat yapmıyorsunuz. Yani çoğunuz hep bir haber bekleme, hep bir aynı döngüde durma. Sürekli böyle bir karamsarlık, arkasındaki doğan, yani şey, gök kuşağını bile görememe halinde olan dişiller var. Tabii yani bir istek girilmiş, yani bir ümit edilmiş, bir şeyleri böyle çok istenmiş fakat dağılmış. Yani bu kalbi kırılan olanlar, işte olmadığı için üzülenler. Bir de şöyle bir şey var burada aldığım. Bazı dişiller bir de ne olmuş biliyor musunuz? Yani böyle ayrılık enerjisi var. Aynı zamanda bir de suçlanmışlar yani. Hani hem suçlu hem güçlü olanlar olmuş. Ve bundan dolayı da bayağı bir sıkıntı çekmiş yani bazılarınız. Göremiyor. Şu anda çoğu dişiller %70'i önünü yolunu bulamıyor. Ne yapacağını bilemiyor. Fakat diyor ki onlar için, yani siz de anahtar elinizde. Biliyor musunuz? Elinizde. İsterseniz bu alandan çıkarsınız, isterseniz diyor buraya takılı kalırsınız. Çıkarsınız çoğunuz için diyor ki ankana kuşu gibi küllerinizden yeniden doğacaksınız diyor. Aldım, kabul ettim. Şimdiki enerji buymuş yani tamamen. Kristalimi de alayım mı? Kaç kişiyiz biz burada? Şu an 66 kişiyiz. Vay vay vay. 66 kişi gelmiş bizimkiler. Şimdi run taşlarıyla bakalım. Bakın kızlar, bu taraf eriller, bu taraf dişiller. Hadi bakalım bir konuştursunlar beni. Ben bir bakayım. Bir de şunlardan çekeyim mi Aynur abla? Evet. Neydi bu? Rumi enerjilerinden de bir bakalım. Ne diyormuş eriller? Ha, kupaların neymiş bu? İç oğlanı. İç oğlanı. Hoş ve güzel şeyler ruh içindedir. Tüm renkler bana aittir. Adam diyor ki bencilim diyor, her şey benim diyor. Yani kızlar ben size söyleyeyim, diyor ki her şey bana ait olsun isteği var burada. Ben kendimce yorumlayayım size bunu. Yani her şey benim olsun, bana ait olsun diyor, tamam mı? İçimdedir tüm renkler bana ait. Yani çoğu eriller de içinde yaşıyor her şeyi fakat dışarıya yansıtmıyor. Yani içi seni yakar, dışı beni yakar hesabı bunda. Aldık, kabul ettik. Allah'ım yarabbim. Peki dişiller neymiş? Allah, asaların sultanı. Kızlar ne oluyor size? Maşallah maşallah diyorum yani. Çiçekler misali. Bir bizi inci yelkenim. Valla kendinizi öyle bir değerli hissediyorsunuz ki köşenize oturmuşsunuz, tamam mı? Bak, çoğunuz böyle dua halinde, ibadet halinde. Şunu demek istiyorum, yani kendinizi böyle artık bir kenarıya çekmişsiniz. Neyin ne olacağının farkında ve sezgileri kuvvetli bir kadının hissiyatını alıyorum burada. Yani neyi, hani uzağa baktığı zaman böyle ne olacağını görüyor bu hatun. Ve diyor ki yani ben diyor mutluyum, yerimde rahatım, gelip bana katılan katılır. Katılmayan, bu her şey için, bakın iş için de olur, aile için de olur, bunu kendinize öyle alın. Yani benim tahtım belli, rahatım belli, benim hayatıma gelen katılan katılır, katılmayan da kendi bilir. Ben gene sağlamım, gene güçlüyüm, gene burada dimdik oturuyorum diyor yani. Aldım, kabul ettim Aynur'cum. Haydi bakalım, bismillah diyelim. Eriller. Erillerin o kadar diyeceği var ki bakın attı gitti yani. Attı gitti. Attı gitti. Şimdi şunu koyayım da karıştırmayayım. Şimdi canlarım. Şimdi bakın çıkan senaryoları, tamam mı? Kendinize uyanı alın, uymayanı bırakın. Şimdi burada iki senaryo görüyorum ben. Hep ikisini de size anlatacağım. Dediğim gibi. Şimdi buradaki eril akıllı mı akıllı, zeki mi zeki? Zaten çoğu şeyi bilinçli olarak yapan bir eril var karşınızda. Fakat eğer ki bu insan evliyse yanındaki kadına acıyarak duran bir eril var. Çünkü diyor ki o bana insanlık yaptı, o bana kadınlık yaptı, o bana bir emek verdi diyor. Onun için diyor buradan diyor kopamıyorum, kopmam için de bana diyor tamamen diyor zaman lazım. Burada verilen zamanı da ben size söyleyeyim. Bir sene, bir buçuk sene olanları var. Bazısında 18 ay. Ağzımı bulamadım resmen. Su içerken ay. Suyu her yere döktüm. Bir görseniz hal. Konuşacağım diye. Böyle olanları var.
Tamam mı? Bir de şöyle bir şey var. Bakın kendinize uyanalım. Çok akıllı biri var burada, tamam mı? Çok zeki. Aşırı her şeyi hesap eden, kitap eden. Fakat insanlığından biraz şüphe de duyabilirim. Yani bencil karakter bu insan. Bunun bir rahatsızlığı da olabilir. Şöyle bir rahatsızlığı olabilir. Mesela tansiyondur, bir şeydir veya kafadan kırıktır, psikolojik rahatsızlığı vardır. Bunun gibi bir şey, tamam mı? Bu tarz eğer birisiyle birlikteseniz diyor, bu insandan diyor biraz diyor gitgelleri var, Medcezir gibi. Çok sıkıntılı bir dönemde diyor zaten kendi zaten ne yapacağını, ne edeceğini bilemeyen bir karakter olarak gözüküyor. Şimdi dişillere gelelim. Dişiller tamamen içine kapanmış olanlarınız var. Tamamen yani böyle 2 aydır, 2 haftadır zaman olarak vereyim ben. Tamam mı? Kendi dünyanıza çekilmişsiniz. Aslında neyin ne olduğunu o kadar iyi biliyorsunuz ki. Yani nereden size zarar geleceğini, nereden size zarar gelmeyeceğini aslında hissedebiliyorsunuz. Fakat ben seviyorum diyorsunuz dişiller. Yani ben aşığım ama bir engel var burada. Bakın bu engel anne, baba, aynı zamanda da veya mesafe de olabilir. Anlatabildim mi? Veya eşi de olabilir. Bunu söylüyorsunuz. Yani diyorsunuz ki bizim tamamen bu iç dünyanızda kapatma, aşk, evet sevgi var, engel var ve aynı zamanda da kargaşa. Bakın Runi taşlarının anlattığı şu. İç dünyada da kargaşa olabilir. Sizin bu ilişkinizde de kargaşa olabilir. Çıkamadığınız, aşamadığınız durumlar var. Tamam, bundan dolayı da sıkışmışlık enerjisi var benim hissettiğim kadarıyla. Eriler oldukları alanı, zenginliği, parayı, işini, gücünü, mevkini koruma durumundalar şu an. Kendi alanlarını koruma. Yani benim bir dünyam var. İşte işi endeksli olanlar vardır. Ailesine düşkün olanlar var. Tamamen bunu bir koruma alanına almışlar. Ve diyor ki yani ben diyor para, özellikle toprak enerjisi alıyorum burada. Allah bunları var ya, boğa başak oğlak. Sürekli para 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 hesabı, para para para, başka bir şey yok yani. Size onu bir söyleyeyim. Şimdi diyor ki bu maddeyle uğraşırken, aileyle uğraşırken, işiyle, kendiyle uğraşırken akıllı Şakir'in hayatına gelen fırsatları kaçırıyor diyor Roni. Yani bu gelen fırsatları görmüyor. Sizden gelen fırsatları veya sizin söylediklerinizi veya da hayatını ona getirdiklerini görmeden yanından vız geliyor, tırıs gidiyor. Tamam mı? Böyle bir enerji de bu. Tamamen. Şimdi bazı dişillerde de artık tamam diyor. Ben diyor bırakma enerjisinde olanlar var. Artık diyor değişim, geçiş. Yani bu geçişi aslında 5 ay öncesinden 4 ay öncesinden yaşayanlar var. Tamam mı? Yani ben çok emek verdim, yapacağımı yaptım diyen dişiller var. Aynı zamanda yapabilecek hiçbir şeyim yok artık. Ben mutlu olmak istiyorum ve yanımda destek olacak, bana köstek olacak birini istemiyorum diyen eriller var. Tamam mı canlarım benim? Ve bunlar değişme aşamasında. Bakın ne diyorum? Size uyanı alın her zaman. Tamam mı canlarım benim? Ve tamamen şu olay. Bunu derken de bir yandan da diyor ki acaba diyor barışabilir miyiz? Yani karşı karşıya bir yerlerde gelebilir miyiz? Karşılaşabilir miyiz diye de enerjisi olanlar var. Çünkü çok emek verenler var burada, hissediyorum Aynur abla. Bu emeklerin karşılığını alıp da mutlu olamamışlar. Yani dengeyi kaçırmış bunlar. Alma verme dengesini. Bizim dişiller çok verdiği için yani biz toplum olarak zaten hep verelim yani. Almıyoruz. Sürekli bir verme enerjimiz var. Onun için de zaten bu değişimin de aynı zamanda olması lazımmış dişiller. Size bunu söyleyeyim. Yani bu geçişi, bu sıkıntıyı, bu süreci yaşamanız lazımmış diyor burada. Fakat düşünceniz şu andaki durum bu. Barış var mı yani? Barışabilir miyiz? Karşılaşabilir miyiz? Bir yerde denk gelebilir miyiz? Veya bana ulaşır mı? Beni arar mı? Bana doğru gelir mi? Tamamen bu enerjilerdesiniz. Çünkü gökyüzü de zaten bu durumda. Hem kargaşa ama diyor şunu size söylüyor. Kim ne hak ediyorsa zaten evren kimsenin yanına bunu bırakmayacak. Ben size bunu söyleyeyim. Neyi ekiyorsanız, evrene ne yolluyorsanız o size katli katli geri dönecek. İyi enerji yolluyorsanız veya İyi şeyler yapıyorsanız, iyi şekilde yaşıyorsanız bunun mükafatını alacaksınız. Tamamen bu böyledir zaten. Şimdi dişiller, şey eriller diyor ki, dediği şu. Benim diyor hayatımda diyor
Şimdi bir kadın var, tamam mı? Bu kadın sizsiniz. Fakat sarışın olanlarınız varsa aranızda, sarışın mısınız bilmiyorum artık. Burada bir sarışın altın çıkıyor. Esmeri de şurada hasta yatmış. Şimdi kaderimde diyor bu kadın olduğunu hissediyorum. Şimdi kader çarkı yavaş işler ama sağlam işler. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Bunu da dört büyük melek taşır. Tamam mı? Şimdi burada diyor ki benim sana duygularım, hislerim dolu. Fakat ben bunları sana hiçbir zaman için tam olarak yansıtamadım. Ve yansıtamadığının da pişmanlığını duyuyor aslında. Sizin boynunuzu bükük bıraktığını biliyor. Dişiller, bazı eriller sizin boynunuzu bükük bıraktığını, yani sizi çaresiz, yarım, elinden bir şey gelemiyor. İşte tıkanmış bir enerjide bırakmış olan eriller var. Ben onu hissediyorum. Tamamen bu yani. Dişiller diyor ki bakın aranızda mesafe olabilir veya aynı şehirdesiniz, terk etme enerjiniz de olabilir. Yani ben burayı terk edeceğim. Çünkü bu insan hiçbir şey yapamadı. Yani bana istediklerimi veremedi. Sürekli beni bir zorluk içerisine soktu, sıkıntı içerisine soktu. Yani düşünmekten artık böyle bir kafa karışıklığı, üzüntü, iç dünyada depresyon, sıkıntı halinizde olanlar var. Bir an unutuyorsunuz, bir şeye dalıyorsunuz, işle avunuyorsunuz. Sonra akşam olduğu zaman sıkıntı, üzüntü, kalpte böyle özlem oluyor. Çok büyük bir özlem var burada ya. Ben onun şeyini alıyorum, enerjisini alıyorum. Ve burada diyor ki, şimdi bu insana karşı bazılarınızın harekete geçme enerjisi var. Bakın, tamam mı? Hani bir adım atsam mı, bir ışık yaksam mı veya işte bir şey mi yapmam lazım diyenleriniz var. Size burada diyor ki hayır, yapmayacaksınız. Bu size karşı gelecek, bu yapacak. Bunu yaparsanız zaten gene çantada keklik kolay alacaksınız. Tamam mı? Bunu yapmamanızı öneriyorlar burada. Ben bir kere size bunu kesin ve net söyleyeyim. Yapmayın. Bırakın biraz da sizi için birileri bir şey yapsın. Sürekli insanları sırtınızda taşımakta artık yorulmuşsunuz zaten. Fazla yük almayın. Alacağınız kadarıyla almışsınız diyor. Şimdi bakalım bunun kalbinde neymiş, hissiyat, duygu filan. Al işte. Bu var ya gerçekten normal değil bu. Şimdi burada su enerjisi, yengeç, akrep, balık. Tamam mı? Burada diyor ki benim diyor, eril diyor bak, kalbimdeki kişi sensin. Anahtar zaten benim elimde diyor. Ben diyor istediğimi yapacağım, istediğimi açarım, istediğimle ne yaşamak istersem yaşarım. Ben bunu yapabilirim diyor, tamam mı? Duyguları çok var. Şimdi bunu bir kere ben söyleyeyim, tamam mı? Duyguları var ve harekete zaten geçeceğim diyor. Bak aynı evin içerisine girmek isteyenler var, aynı alanda yaşamak isteyenler var. Bir araya gelmek isteyenler var. Çok özlemiş olanları var. Ve burada dediği şu. Yani ben hareket edeceğim. Sen her şeyi bana bırak. Ben bunu yapacağım. Çünkü bu enerji artık onun kalbinde sıkıştırıyor onu. Sıkıştırıyor. Baskı hissediyor yani. Anlatabildim mi? Ve duygularından, hislerinden de gerçi kendisi emin. Emin yani. Bundan dolayı da kendinde büyük bir sıkışmışlık hissediyor. Şimdi diyor ki burada dişillerimiz. Benim diyor, beni başka isteyenler de var. Etrafımda başka diye eriller de var diyor. Fakat diyor, ben seninle barışmak istiyorum. Benim kalbimde sen varsın. Ama yapacaksan bir şeyi de artık dört dörtlük yap diyorsunuz yani. Dört dörtlük yapken, çünkü artık sıkıldım. Her şeyi net görmekten, her şeyi gözümün önünde yaşanmaksından. Beni bazı şeyler çok rahatsız ediyor, bazı şeyler çok üzüyor diyor dişiller burada. Yıpratıyor diyor. Yani illa başkasına mı şans vereyim, başkasına mı gideyim? Yani bu şekil mi hareket edeyim diyor. Bunu söylüyor. Ve aynı zamanda diyor ki soğuyorum artık diyor. Zaman geçtikçe bu soğukluk enerjisindedir. Soğuyorum, uzaklaşıyorum ve tamamen bir kırgınlık enerjisi var burada. Anlatabildim mi? Kırgınlık enerjisi var. Şimdi erillere gelelim. Melisa anneciğim, sen beni mi izliyorsun baby? Alo manşat. Ben seni gördüm orada. Şimdi para, bu eğer evli bir erilse bu kişiyle ortak olan para, pul, ev neyse işleri var. Tamamen bunun için bu alanda durduğunu söylüyor. Birinci senaryo bu. İkincisi de şu canlarım benim. Şimdi size değer veriyor fakat sizi maddi olarak taşıyabilecek gücü yok bunun. Neden yok? Bak şimdi var ama yok. Yani güvenip de sizi sırtlanmıyor.
Sizi bir kenarda bırakmış bu, anladın mı? Kalp de diyor ki ben bu kadına bir şey yapamadım, yapmadım diyor. Sürekli diyor başka yerlere odaklandım, sana diyor maddi manevi destek olamadım diyor. Bunun da eksikliği var bu akıllıda. Onu da söyleyeyim ve aynı zamanda şunu söylüyor. Bir kadını tatile bile götüremedim diyor, seyahat bak. Bir yere bile götüremedim. İstediği bir yere götüremedim bunu diyor. Tamamen diyor öyle yokluk enerjisi içerisinde tuttum. Varken yokluğu yaşattım ben bu kadına diyor. Allah seni ne diyeyim ben artık, bildiği gibi yapsın. Şimdi sizin dediğiniz şu bazılarınız. Sen yalancısın diyorsun. Dişiller. İnanç yok, güven yok. Hiçbir şey yok bazınızda. Ben artık bitirdim. Kalbime gömdüm diyeniniz var. Bakın söyleyeceğim iki senaryo. Sana ne kadar hissim dolu olsa da, tamam mı? Sen bir şey yapmadığın için ben de diyor bu şekil duruyorum artık diyor yani. Duruyorum diyor. Hiçbir şey yapmıyorum diyor. Çünkü yalanlar var bu işin içerisinde ve bu yalanlardan dolayı bildiğiniz için yani hisleriniz ölmüş bazısı artık tamamen bitirmiş. Şimdi ikinci olarak da ne kadar yalancı olursan ol, tamam mı? Bu ilişki tekrardan toparlanır. Neden toparlanır diyenleriniz var. Çünkü duygularınız, hisleriniz dolup taşıyor. Kendi kalbinize söz geçiremiyorsunuz hislerinize. Olayları biliyorsunuz, durumları biliyorsunuz dişiler, fakat söz geçirememek var. Yani sevgiden, aşktan dolayı dolup taşıdığınızı söylüyor Rumi. Şimdi eriller diyor ki ben diyor bak çok güzel çıktı ya, ne güzel anlatıyor. Bana dur dedin diyor. Tamam mı? Şimdi size bazı dişillere dur diyen eriller de var. Sırf siz dur demiyorsunuz. Dur gelme diyor. Dur orada diyor. Tamam mı? Zamanı var diyor. Dur orada diyor. Haddini bil diyor. Tamam mı? Çünkü diyor benim hayatımdaki kadını ben yeterince üzdüm diyor. Senin için diyor. Daha fazla diyor. Üzemeyeceğim diyor. Her şeyin bir zamanı var diyor kalpte de, tamam mı? Beklemen lazım. Seviyorsan zaten beklersin diyenler var. Tamam mı? Ben zaten harekete geçeceğim. Yani bunu bana bırak diyor. Sen bunlarla yorma kafanı diyor. Bana da inan, bana da güven diyor. Şimdi enerjisi zaten, tamam mı? Enerjisi sizden yana olsa da merhameti bu taraftan yana olan bir eril ben hissediyorum burada, tamam mı? Tamamen bu. Enerjisi, sevgisi sizden yana olabilir ama merhameti bu taraftan yana olabilir. Bir de şöyle bir senaryo var. Ben seni üzdüm ama diyenler var. Belki aranızda üçlü ilişki yaşamayanlarınız var, tamam mı? Ben üzdüm, şu an ayrı kalmamız lazım diyorsun. Çünkü seni üzdüğünü biliyorum. Sana karşı diyor merhamet yapıyorum ve bundan dolayı da diyor, tamam mı? Gelemiyorum yani. Seni kırdığım için gelemiyorum ama seni gözlemliyorum. Bakın bu adamın buradaki enerjisi dört alanda da açılmış bir göz vardır. Seni her yerde gözlüyorum diyor. Her yerde göz. Sonsuza dek de seni diyor gözlemleyeceğim diyor. Parmağının ucunda, baş parmağında da vardır. Tamam mı? Sonsuza dek sizi, bu da boğa yani şimdi, ne? Boğa enerjisinde. Seni diyor gözlemliyorum yani diyor. Ve diyor enerjim de senden yana, hislerim de senden yana. Tamam mı? Ama diyor beni beklemen lazım yani, bir şeyleri istiyorsan diyor eriller. Aldık, kabul ettik. Dişiler de diyor ki ya bir toparlan ya, bir güçlen ya. Şöyle bakın, ateş elementi bu da şimdi. Koç, aslan, yay diyeyim ben sana. Bir diyor kalk şöyle yani, bir endam. Zaten güçlü bir adamsın, yakışıklı, ama bir güçlen ya, bir karşıma adam gibi çık diyor. Değiş artık. Şu kafa yapını, şu durumunu, şu hayatını değiştir. Değiştir yani, yoksa zararı sana olacak. Bakın buradaki yılan kuyruğunu sokuyor, anlatabildim mi? Zararı sana olacak diyorsunuz. Şimdi burada Rooney de diyor ki ben size söyleyeyim. Bundan alacak gelecek haberler var size. Tamam mı? Canlarım, dişiller, kulağınız açık olsun. Face'iniz, Instagram'ınız, artık neyiniz varsa, tamam mı? Açık olsun. Bundan göreceğiniz şeyler var bu ay içerisinde. Tamam mı? Yani haber olarak işte resim koyar, şarkı paylaşır, ne bileyim ne olur. Bunlar çoğunluğu size yollama. Ne diyorlar ona? Aynur abla. Gönderme. Gönderme, yollama diyorum. Al sana Türkçe işte. Yollamaymış. Şimdi gelelim bakalım. Olası gelecekteki eylemine. Şimdi diyor ki beni beklediğini biliyorum hayatım benim diyor. Fakat benim acele etmeme durumum şundan kaynaklanıyor. Günaha girmek istemiyorum. Yanlış yapmak istemiyorum diyor. Hatasız olsun bu işler diyorum diyor.
Aynı zamanda da dediği şu, mantıkla ilerliyormuş beyefendi. Bu runi taşlarının anlamı bu mantık. Tamam mı? İki kişinin mantıklı olarak yolda ilerlemesidir canlarım benim. Bu da bunu söylüyor. Ben mantıklı ilerliyorum diyor. Senin beni düşündüğünü zaten beklediğini de biliyorum diyor. Zaten diyor her şey yoluna girecek. Sen iyi bir kadınsın, iyi bir insansın diyor. Ama diyor benim diyor yapacaklarımla diyor ben diyor hata yapmak istemiyorum diyor. Onun için de mantıkla ilerliyorum diyor. Bunların mantığı da bitmedi ya. Vallahi bitmedi gitti. Şimdi bizim kızlar diyor ki dişiller. Ya ben çocuk sahibi olmak isteyenler var burada tamam mı? Belki sevdiğiniz kişiden çocuk sahibi olmak istiyorsunuz. Hani öyle düşünceye kapıldınız. Öyle bir tabii kim istemez ki sevdiği insanla. Bak dünya kurmak, bir çocuk sahibi olmak. Zaten beklediğiniz durum da bu aslında tamam mı? Yani benim bir dünyam olsun, bir mutlu bir alanım olsun, evim olsun. Mutlu, huzurlu olmak isteyen dişiler varmış burada. Tamam mı? Değişim olacaksa diyorsunuz. Tamam mı? Benim hayatımda olacak en büyük değişiklik senin bana gelmen, senin benimle kuracağın dünya diyorsunuz dişiler. Runi de diyor ki bu değişim sana verilecek. Fakat bu değişim sana verilmeden önce diyor çok sınavlardan geçip çok sıkıntılardan geçecek olan dişiler var burada. Tamam mı? Bunları da söylemem lazım. Şimdi bakın sizin hayatınızdaki kişi şimdi buradaki senaryoları söylüyor. Merkez uyumuyor. Çok büyük enerjiler var çünkü canım benim. Birebir değil. Belki bu insanın tamam mı? Bir asker olabilir. Bakın. Veya polis olabilir. Üniformalı biri olabilir. Sağlıkçı olabilir. Tamam mı? Hani yani böyle sağlık alanında çalışan biri olabilir. Veya da hapiste olan biri de olabilir. Tamam mı? Bu insan diyor gerçekleri bak bu eriller diyor ki gerçek olan şeyler var. Fakat diyor benim bu zamana kadar yaptığım şeyler şunun gibi düşünün diyor. Her iyiliğin içinde bir kötülük vardır. Her kötülüğün içinde bir iyilik vardır. Manasıyla ilerledim ben diyor. Tamam mı? Ne diyor? Şimdi bu zamana kadar hiçbir şeyim doğru gitmedi aslında hayatta diyor. Tamam mı? Hiçbir şey diyor doğru gitmedi diyor. Yani güç oldu, zor oldu diyor. Yani zor oldu diyor. Bu zorluklar zaten bu runi taşının anlamı bakın bir tarafı kısa bir tarafı uzundur. Hiçbir şeyi dengeli olmamıştır bu erilin hayatta bunu söyleyeyim. İkinci senaryoda ben zaten diyor olduğum alanda hapiste gibiyim diyor. Gerçek olan diyor sensin. Yolum yönüm sana doğru diyor. Tamam diyor. Güç olacak her şey ama diyor sonuçta olacak diyor. Tamam mı? Bunu da böyle aldım. Şimdi siz diyorsunuz ki artık dişiller canlarım benim. Artık sevgiyi aşkı da geçtim de yani ben sana çok alışmıştım. Birlikte çok güzel zamanlar geçirdik. Biz kafa dengiyiz. Yani benim asker de olabilir canım benim. Ben söylüyorum oradan size uyanı alın. Kafa dengiyim. Ama arada mesafe, uzaklık olanlarınız da var işte. Artık diyorsunuz yani eski günlerde olduğu gibi yanımda olup seni hissetmek istiyorum. Yani tenini, kokunu, seni hissetmek istiyorum. Çünkü artık seçim yapmak zorundayım. Kendi hayatım içinde, senin içinde. Çünkü ben ortada kaldım artık diyorsunuz. Yani bazı şeylerde ilerleyemiyorum, tıkandım diyorsunuz. Ve burada dediği bu, Rune'nin bana söylediği şu. İnsanlığın güzel olsa da, tamam mı? Sadece şu var, insanlıkla olmuyor diyorsunuz yani. İnsanlıkta değil. İnsanlığın güzel ama bana yaptığın yanlışlar var. Bundan dolayı seçim yapmam gereken diğer dişillerimiz var. Hadi bakalım şimdi buyur. Allah bir acayip çıktı, bir acayip çıktı kızlar. Şimdi burada eğer üçlü ilişki yaşadığınız birisi varsa burada diyor ki bir hamile kalma durumlarınız olabilir. Bakın, hepiniz için değil, bazılarınız için söyleyeyim. Şimdi bir yıkım, bir tarafa üzüntü, bir tarafta bitişler, tamam mı? Burada bana söylenen şu. Bu yaz zamanına kadar, bu eğer üçlü ilişki yaşıyorsanız diyor, çoğu ilişkilerin böyle artık bir şeyler açığa çıkarak, bir zorluklar artık böyle hani düşünün 5 basamak vardır. 3 basamağı atlamışsınız, 2 basamağı kalmış gibi diyeyim erillerde. Bir basamak
O kadar böyle zorlanmamışsınızdır ama ikinci basamak işte bir şeylerin artık sizin elinizde olmadan açığa çıkması. Yani ne kadar bir şeyleri gizlersin, kapatırsın ama evren bunu açığa çıkarır. Tamam mı? Bu şeyler açığa çıkacak. Siz belki hamile kalacaksınız. Bundan dolayı ortaya çıkacak durumlar olabilir. Tamam mı? Bir şeyler yeniden doğacak. Bir şeylerin doğumu, hamileliği, oluşu olacak diyor. Ve bir taraf yıkılıp bu bekleyen kadına doğru bir gidiş olacak diyor. Ve bu Rumi'nin anlamı da zaten doğurganlıktır. Yani doğurganlık, yani eğer ki bir de şu anlamı var. Bekarsanız diyor. Bekarsanız, bir ilişkiniz varsa da bir şeyleri bitirip yeni bir ilişkiye başlayıp evliliğe kadar gideceği anlamına da gelir. Kendinizi uyana aldın, tamam mı? Bunu söyler. Şimdi bu kişinin, erillerin düşüncesi şu: ben bir tarafı bitirmem lazım ki bu kadına doğru gideyim ve ben bu kadından çocuk istiyorum. Yani ben çünkü babalığımı bilemedim, genç yaşta baba olmuş olanı vardır, işte bilemedim ama istediği böyle bir enerji alıyorum ben, böyle bir durum alıyorum, bunu anlatıyorlar. Peki, dişillerde neymiş? Dişiller diyor ki, tamamen olaya gel şimdi Aynur'cum, ben sana söyleyeyim. Hata yapanlarınız var. Ya başkalarıyla bir konuşma, muhabbet içerisindesiniz dişiller. Beklerken böyle birileriyle mi tanıştınız telefonda? Eskilerden birileriyle mi görüştünüz? Yanlış hatalara mı erdiniz siz bakalım, bilmiyorum ama bir şeyler var bazılarınızda. Karamanın koyunu sonra çıkar oyunu, söyleyeyim yani. Yani bir gidiş, bazılarında gitme enerjisi. Ben artık seni terk ettim, güle güle goodbye halindeler. Tamam mı? Ve diyor ki, tamamen fırsat geldi ayağıma, değerlendirdim diyen dişiller var. Bir de şöyle, ikisini de alın. Ben hata yapmam, ben sağlamım. Olduğum yerde, olduğum şehirde, olduğum mahallede seni bekliyorum. Ve senden gelecek durumlarla ilgili adım atacağım, fırsatını değerlendireceğim. Bakalım ne sunacaksın diyen de dişiller var. Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Size uyanı alacaksınız. Uyumayanı tamamen evrene geri yollayacaksınız. Ha, bu arada da bugünkü soruları runilerle, bu taşlarla yapacağım. Şeylerle yapmayacağım. Tarot kartlarımla yapmayacağım. Çünkü daha çok insana hitap edeceğini düşünüyorum. Böyle yapma kararı aldım. Önce şunların bir enerjilerini değiştireyim. Şunu da koyayım ki abla. Bunları toplayalım. Şimdi son olarak da ikinize, dişille erile, şunları bakalım. Ne önerecekmiş? Bize bir önersinler bakalım. Erillere ne diyormuş? Diyor ki, ister iste, ister isteme diyor erilleri. Sen diyor değişeceksin diyor, yani tamam mı? Ve gökyüzündeki melekler tarafından da diyor bu konudan diyor yardım alıyorsun, değişeceksin yani diyor. Ne kadar aile, etraf, insanlar ne der, çocuklar deme enerjisi var bazı erillerde. Diyor ki sen niyetini zaten ettin diyor, yolunu seçtin diyor, tamam mı? İlerle diyor, girişimlerde bulunacaksın. İstediğini hayata, İstediğin kişiye doğru sadece girişimde bulun diyor erilleri. İlerle gitsin diyor. Korku enerjisinde olma diyor. Aldık, kabul ettik. Peki dişillere ne diyormuş bakalım. Dişillere diyor ki, aynı ona gelen kart size de karıyorum karıyorum, ikisine aynı geliyor. Şimdi dört dörtlük bir şeyleri istediğiniz var. Siz de zaten bu enerjidesiniz. Korunduğunuza inanıyor musunuz? Aynı kartlar size de çıkıyor. Ben şok yalnız. Karıyorum karıyorum. Aynı kartlar çıkıyor. Diyor ki sen niyet ettin mi bu adamı? Ettin. İstedin mi? İstedin. Sen çağırdın bunu hayatına. Şimdi vıdırlanma diyor dişillere. Girişimde ilerle diyor. Yani sana geldiği zaman, senden bir şey istediği zaman, beni destekle dediği zaman köstek olma diyor. Destekle ki diyor bir şeyler olsun. Bir elin sesi neyi var? İki, ben şok. Aynı abla görüyorsun. Aynı kartta. Çünkü aile olmak isteğiniz var sizin bununla, tamam mı? Aile olmak istiyorsan diyor, destekleyeceksin diyor. Ve niyet etmişsiniz zaten bunu. Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim diyorum. Şimdi canlarım, kartlarımı size müsaade topluyorum. Ondan sonra sorulara geçiyoruz bakalım. Ne soracaksınız? Ben de meraklar içerisindeyim. Melisa, sen orada mısın kızım, Evet, anneciğim? Melisa burada. Sen de mi soracaksın? Özelden sorduğun yetmiyor. Buradan beni rahatsız ediyorsun, manşat.
Anne geliyor, seviniyor musun? Mami. Mami, mami. Bak Melisa, evi mami temizle, bana iş çıkartma geldiğinde. Yani ben de bu doçlantı özledim bayağı yalnız ha. İnsanın tabii şeyi. Şimdi evet. Kartlarımı koyuyorum kızlar. Tamamen aslında şöyle bir bunları alalım. Soracaksınız, ben cevaplayacağım. Evet. Soracaksınız, ben cevaplayacağım. Başlıyorum. Nihal demiş ki, Ziya bana duygularını açacak mı? Ya, son taşlarıyla seçelim. Ziya sana duygularını açacak mı? Hepinize ikişer tane taş çekeceğim, bakacağım şimdi. Güzelim, bu zaten biraz güç zor bir insan, tamam mı? Hareketi sen dürtersen geçer. Ben bunu söyleyeyim. Ama bu insanın hayatı hiçbir zaman dengede değil. Hep tek uçlu bir insan. Buna dikkat et diyorlar. Biraz zor görüyorum ben sana duygularını açmasını. Apo ve Rahime için barışma olacakmış. Apo ve Rahime için barışma olacakmış. Bakalım. Bunun para yönünden mali kazançları biraz sıkıntıda. Biraz para durumlarını düzeltsin, tamam mı? Bir hareketler, bir gelişmeler olacak ama tamamen para odaklı bu kişi. Ondan sonra bir şeyleri düzelebilir. Ben sana bunu söyleyeyim. Bunu söylüyorlar. Şeyda demiş ki İsmail'le bu ay haberleşme olacak. Bun taşlarım, soruyorum size. İsmail'le kim ismi? Şeyda. Bu ay haberleşme olacak mı? Şimdi burada diyor ki bunun, bak bunda da parayla ilgili problem. Belki işi yok, belki gücü yok, tamam mı? Fakat bu şeyi biliyor. Yolunun nereye gideceğini biliyor. Sana karşı duyguları var bu insanın ve adım atacak diyor. Su grubu belki haritanızda, ikinizin haritasında birisinde su grubu da olabilirsiniz. Tamam, balık yengecek ama duyguları yoğun bu kişinin. Biraz da maddi sıkıntıları var ama harekete geçecekmiş. Melisa'cığım biz de seni seviyoruz. Sen de sor annem, sor. Boş kalma. Aklındaki kişi engelleri kaldırıp adım atacak mı? Hatice demiş. Hatice, aklındaki kişi engelleri kaldırıp sana adım atacak mı? Bakalım şimdi. Engelleri kaldırıp sana adım atacak mı? Ha, barış olacak. Tamam mı? Sana adım atacak. Bu runi taşının anlamı barıştır. Genel anlam. Aslında birçok anlam var ama genelini söylüyorum. Bir de diyor ki iç dünyasında kargaşa var. Bak barış yapacak, gelecek, tekrardan tartışıp gidebilir. Dikkat et diyorum sana. Ona göre. Süleyman Gül'e dönecek mi? Engeli kaldıracak mı? Süleyman Gül'e dönecek mi? Engeli kaldıracak mı? Bakalım. Tamam. Şimdi engeli kaldıracak mı? Şimdi Süleyman'ın insanlığı iyi. Tamam mı Gülcüm? Sen de iyi bir insansın diyor burada. Burada da diyor ki sana diyor bu insan, bunun anlamı bir fırsat sunup gelecek bu. Bir şeyi mana edip, tamam mı? Engeli mengeli de kaldıracak. Aldım, kabul ettim. İlkay Nuray'a dönecek. Kız beğendiniz mi burun taşlarına? Çok çalıştım. Beğendiyseniz bir işaret gösterin bakayım. Bir hoşunuza gitti mi? Bak. İlkay Nuray'a dönecek mi? İlkay Nuray'a dönecek mi? Bakalım. İlkay Nuray'a dönecek mi? Şimdi diyor ki burada baby. İlkay bunun da parayla ilgili sıkıntıları var, sorunları var. Onları aşmayı düşünüyor. Bir de ailevi sorunları var buna. Bir tane daha taş çekeyim, dönecek mi diye. Burada diyor ki sana dönecek mi, dönecek mi, dönecek mi? Sen bir sevinç yaşayacaksın. Tamam mı? Bir sevinç, pardon. Sen bir kargaşa yaşayacaksın, tamam mı bununla? Ondan sonra senin eline çıkacak fırsatları değerlendirmen lazım diyor runiler sana. Bak bir gene bir kargaşa yaşayacaksın. Murat, dönecek ama. Murat Hilal'le barışacak mı? Murat Hilal'le barışacak mı? Şunları bir. Tamam. Pişman mı, barışacak mı? Bakalım. Al sana. Şimdi bu bir kere harekete geçecek. Bir eylemi olacak güzelim sana. Ben sana söyleyeyim. Ve aynı zamanda da diyor ki burada tamamen bu
Sen zaten bir şey yapmana gerek yok. Bu hem savaşacak hem eylemi olacak. Orada bir dur, izle diyor sana. Tamam mı güzelim benim? Mami! Anneciğim! Şevval hakkında ne düşünüyor? Furkan Şevval hakkında ne düşünüyor? Bakalım ne düşünüyor? Hemen bakalım. Ne düşünüyor? Diyor ki burada güzelim, seni iyi bir insan olarak görüyor, iyi bir kız olarak görüyormuş. Tamam, kadın olarak artık neyse. Ve diyor ki sadece kafasını karıştıran birileri var, bir durumlar var. Bunları düşünüyor. Kafası, zihni karışık bu insanın. Bir kargaşa içerisinde, kendi hayatı içinde olabilir. Düşündüğü bu. Savaş Meryem'e ne zaman döner diye yazmış ama zaman. Savaş Meryem'e ne zaman döner? Bakalım. Ha, Savaş Meryem'e ne zaman döner? Bunun da güzelim, bunun maddi sıkıntıları var, kafası çok karışık, biraz zaman alacak. Bana runilerin dediği bu. Tamam mı? Biraz daha zamanı var. Hemen zırt diye olmuyor yani. Nuriye demiş ki Sercan dönecek mi? Nuriye, Sercan dönecek mi? Bakalım. Biraz zor canım benim. Bunun da durumları sıkıntıda. Biraz zor. Sercan'ın tamamen. Behruz'la Reksane evlenecek mi? Ne zaman olur Kimle diyor. kim? Behruz'la Behruz'la Reksane Ressane evlenecek evlenecek mi? mi? Ne zaman olur? Eski Türk filminden çıkmış gibi isimlere bak. Şimdi burada diyor ki canım benim, tamamen dediği bu. Şimdi bir sevinç yaşayacaksın. Tamam mı? Ve fırsat geçecek eline senin. Bu sana bir şeyler sunacak ve diyor ki bu da bu durumlarda olacak diyor. Yani bir evlilik istiyorsan veya ilişkinin güzel anlamda ilerlemesini hissediyorsan olacak diyor. Aldım, kabul ettim. Gayet güzel. Selena ile Ege barışacak mı? Selena ile Ege barışacak mı? Selena ile Ege barışacak mı? Bakalım. Şimdi Allah, Selena ile Ege var. Şimdi burada aşk var. Kız barış ne demek yani? Harekete geçecek çocuk, sana doğru gelecek. Bugün yarın iş tamamdır. Söyleyeyim. Selena. Melek'cim, aklındaki ve kalbindeki kişinin yakın gelecekteki eylemi ne olacak? Aklın kim ama o? Nana konsept diye geçmiş. Ama isim olmadan ben bu taşlara emir verip soramam canım Tamam, benim. Sen tekrar isim yaz. var. Nana Tekrar yaz. konsept Nana tekrar Korset. yazsın. Tekrar yaz canım benim. Olmuyor. İsim ver. Melo demiş ki Metin'le ne zaman barışacak? Melo. Melo. Melo demiş ki Metin'le ne zaman barışacak? Bakalım. Şimdi bu insanla aranızda soğukluk var. Fakat sana diyor ki burada canım benim, tamamen şu. Bir soğukluk, bir araya problem, bir sorun olmuş. Büyük ağır konuşmalar olmuş, tamam mı, aranızda? Ve diyor ki siz de diyor tamamen barış var. Bu gelecek, durumlar düzelecek diyor. Aldım, kabul ettim. Boşanma aşamasındaymış. Kim? Eşim istemiyor. Kolaylıkla boşanacaklar mı? Haklarımı verecek mi diyor. Kim ama o? Tarot Palas diye geçmiş. Tarot Palas soruyorum. Eşiyle arasından Boşanacak olacak mı? mı? Hakkını Ve verecek mi? hakkını verecek mi diyeyim. Şimdi burada denilen bu. Güzelim sana runu taşlarıyla söyle. Şimdi fırsatlarını diyor alacaksın. Ne emek verdiysen bunları arayacaksın diyor. Biraz yalnız harekete geçmen lazım. Aynı zamanda da sana şunu söylüyor. Bu adam seninle barışmak istiyor aynı zamanda da. Tamam mı? Barış olursa diyor aslında iyi şeyler de olur, ama olmazsa da hak ettiğini alacaksın diyor burada. Aldım, kabul ettim. Ozan Zeynep'in sevgilisinden aldığı borcu ödeyecek mi? Ne Neymiş zaman? ne? Borç almış Ozan Zeynep'ten, ödeyecek miymiş? Hadi bakalım. Bekle, ödeyecek sana, boş. Run taşının boşudur bu. Tamam mı? Diyor ki bekle ki gelir inşallah. Burada ne diyor? Burada da dediği tamamen şu canlarım. Mantıkla ilerliyor bu insan. Sen de mantıkla ilerlersen belki bir fırsat çıkar, ama ben vereceğini zannetmiyorum yani. Bunu söyleyeyim. Hatice demiş ki Abdullah'ın Hatice'ye karşı duygusu var mı? Eylemi olacak mı? Abdullah'ın Hatice'ye şey karşı karşı duygusu duygusu var var mı? mı? Eylemi Eylemi olacak olacak mı? mı? Şimdi bu adamın duygusu doluyor, taşıyor. Tabii ki var. Ve diyor ki senin
İnsanlığını da beğeniyormuş. Yani iyi bir kadın olarak görüyor seni. Ve bu kişinin eylemi olacak mı gelirse aşk zaten. Aynı zamanda da mantıklı bir insanı söyler. Mantıklı bir insanı söyler. Mantıkla ilerliyor bu arkadaş. Olacak diyor yani sana. Biraz zamanı var ama olacak. Tuğrul Emel için gerçek duyguları nedir? Kim? Tuğrul'un Emel Tuğrul'un için Emel gerçek için duyguları gerçek nedir? duyguları neymiş? Emel için. Burada diyor ki güzelim sana mantıklı bir şey yapıyor. İlerliyor bu insan. Yani seni de mantıklı olarak görüyor. Seni büyük bir şans olarak görüyormuş. Bir şeylerin fırsatı olarak görüyor. Yani yeni bir ilişki, yeni bir kapı veya şunun gibi yani güzel bir gelecek kurulacak insan kadın olarak da görüyor deniliyor burada. Kaan'la Nermin barış var mı? Seviyor mu? Kaan'la Nermin'e barış var mı? Seviyor mu? Bir gün sırf runi taşları bunlarla açılım yapalım. Büyük böyle. Hiç tarotları karıştırmadan çok farklı olur. Seviyor bu. Allah. Aynacığım. Biraz böyle şey var. Hayatıyla ilgili bir savaş var. İç dünyasında karar verememe. Yani dengeli değil bu insan. Tam seviyor diyemem. Tamam mı? Yani çok çok da duyguları yok aslında. Yolu yönü farklı bir yere doğru. Çünkü savaşması gereken, uğraşması gereken başka şeyleri var deniliyor. Burak'ın Mehtap'a duyguları ne? Buranın Mehtap'a Mehtap'a duyguları duyguları ne? ne? Bakalım. Buranın Mehtap'a duyguları ne? Ooo, ateş elementi misiniz siz? Ateşte su musunuz kız? Merak ettim burada. Çünkü duyguları da var, aşkı da var. Tamam mı? Baya güzel yani. Ha. Fakat kimin neyi enerjisiydi o? Neydi? Burak Buranın Mehtap'a duyguları. birinizden biriniz bir soğumuşsunuz. Fakat tamam mı? Ama burada diyor ki ben sana söyleyeyim tekrardan ara düzelecek, ısınacak anam diyor. Zeynep demiş ki maaşıma zam alabilecek miyim? Zeynep maaşına zam alabilecek mi? Bakayım güzel bir soru. Ah, ne diyor sana biliyor musun? Evet eline fırsat geçecek diyor. Aynı zamanda korunma. Yani şimdiki alanını koru Mehtapçım. Tamam mı? Zeynep. Şey Zeynepçim pardon. Alanını koru. Zaten fırsat eline geçecek. Güzel bir fırsat geçecek. Maddi durumun da ilerleyecek diyor. Tamam mı? Yani bununla ilgili sıkıntı yapmana gerek yok. Zam da alacaksınız diyor yani burada. Yalçın Eda'ya dönmeyi düşünmüyor mu? Yalçın Eda'ya dönmeyi düşünüyor mu? Bakalım. Düşünüyor mu? Harekete geçmiş bilene. Senin haberin yok gerçi. Ve burada diyor ki sana diyor bir fırsatla gelecek. Yani bir şey sunarak gelecek. Barış. İşte bir teklifle gelecek. Herhalde bunlar hepsi sevgililer gününde bir adım atar gibi geliyor Pınar demiş ki bana. Manitalar günü. Pınar demiş ki Emre bana Allah aşık hepinizi olacak mı? kavuştursun sevenler. Eğer aranızda küslük olan, sıkıntı o yaşayan varsa tamamen barışın. Yani her şey güzel olsun. Her şey gönlüne göre olsun. Neymiş onlar? Pınar demiş ki Emre bana adım atacak mı? Pınar Atarsa demiş doğru ki kişi mi? atarsa doğru kişi mi? Hadi kız sana çektim böyle. Tamam, atarsa doğru kişi mi? Sana diyor ki doğru kişi mi? Şimdi tamamen şu. Bu Emre seni korur kollar. Tamam mı? Güzel bir kişiliği de varmış, karakteri varmış. Aynı zamanda diyor ki insanlığı da güzel bunun diyor. Doğru kişi olduğunu ben sana bunu söyleyeyim. Bu senin hayatında gerekli. Tamam mı? Alacaksın bunu. Hülya demiş ki aklımdaki kişiyle beraberliğim olacak mı? Aklındaki kişiyle beraberliğin olacak mı? Kim demiş onu? Hülya. Hülya'cığım. Hülya'cığım, para sıkıntıların ya senin var ya onun var, tamam mı? Ve burada diyor ki sen ona karşı çok isteklisin ama o senin kadar istekli değil şu anda şu durumda diyor. Ahmet geri dönecek mi demiş? Ne oldu? Nikah olan. Ahmet geri dönecek mi? Ahmet geri dönecek mi? Bakalım. Şimdi diyor ki karşı karşıya oturup bir konuşma, bir görüşme durumunuz olacak. Bu telefonda da olabilir veya birebir de olabilir. Fakat bunun diyor
İç yüzünde bir savaş var, tamam mı? İç yüzünde bir savaş var diyor. Ama sana burada denilen, sana bu fırsat gelecek, tamam mı? Barışacaksın. Bak, Rüni diyor ki bir kişinin iki noktada buluşması, çiçek açması gibi, görüyor musun? İknur demiş ki eser geri dönecek mi? Eser geri dönecek mi? Nereye gitti bu eser? Al şimdi. Allah. Biraz zor güzelim. Güç diyor burada yani. Gelmesi güç. Elnara'dan ayrılacak mı? Elçin Elnara'dan Namara'dan ayrılacak ayrılacak mı? mı? Oo. Şimdi burada bir aşk var. Tamam mı? Ben onu bir kere söyleyeyim. Bir de duygular da var. Ayrılacak mı dersen. Şimdi burada denilen soğukluk. İki tarafın bir şeyde soğukluğu var yani, tamam mı? Onun içinde yani sevgi de olsa yolu başka yöne yönlendiren kişi var burada diyor. Ayrılmak istersen ayrılırsın, kalmak istersen kalırsın diyor burada. Ama ayrılsın diye bekliyorsan zaten ayrılır, soğukluk var burada diyor. Doğursa ev sana barış var mı? Kime? Doğursa. Borsa mı? Doğursa. Borsa. Bu ne ya? Ev sana barış Eğer var mı? sana barış var mı? Borsa diyor mu adam mı? Valla bu uzun yolda mı? Bu sana doğru bir yerlerden gelmeyi düşünüyor. Neredeyse bu, tamam mı? Ve barış zaten var. İki kişinin birbiriyle barış kartıdır bu. Arada mesafe varsa da bir araya gelip ya da bir yerlere gidip oturulup konuşmak da aynı zamanda. Melisa, annem söyle. Dur, görüyorum seni orada hemen. My baby. Sen de sor bakayım. Aynur abla diyor. Sorabilirsin çocuğum. Görüyorum. Mustafa diye bir arkadaş var, onun yazdığını. Buyur Mustafa, sor kardeş. Görebilirsem ben unutacağım. Melisa'nın arkadaşı ona ne zaman bakacakmış Mustafa'ya? Melisa'nın mı? Melisa'nın bir arkadaşı varmış. Mustafa'ya ne zaman bakacakmış? Bu kişinin insanlığı güzel, beğenmişsin ama oho biraz diyor. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Yani biraz senin değişmen lazım bu kişinin sana bakması için. Tamamen öyle söyleyeyim, çocuğun evladı, haberin olsun. Biraz Evet. rezil isteklerde bu kişinin. Murat Hilal'i seviyor mu? Murat Hilal'i seviyor mu? Hemen bakıyorum. Murat Hilal'i seviyor mu? Ay seviyor. Sevmez mi? Seviyor ve sana bir fırsatlar, bir şeyler sunarak gelecek. Hem sevgi de var hem de her şey var. Kaan, Nermin'le barış var mı? Kaan'la Nermin Birisi arasında barış yazmış ki var mı? çocuklarımın annesi dönecek mi? Bakın. Nerede? Aşağıda mı? Çocuklarımın annesi dönecek mi? İsim yok ama çocuklarının Ha, anası. çocuklarım Emirhan ve Atakan anneleri Nuray'a dönecek mi? Çocukları Ve dönecek mi? çocukları dönecek mi? Emirhan'la Atakan annelerine dönecek mi? Bakalım. Şimdi burada denilen bu. Şimdi sen bayağı bir savaşıyorsun bu çocuklarla. Bu çocukların da ruhsal hali de iyi değil aynı zamanda. Bir harekete geçecekler, sana doğru gelişleri olacak diyor. Ama diyor sebepleri var bunların gelmemesiyle ilgili sana diyor, zaten diyor araya girenler olabilir, sorun olabilir, problem olabilir, tamam mı? Ama gelecek mi diye son bir kez bir şey çektiğimde ve diyor ki evet ama biraz daha zamanı var, hemen olacak bir şey değil canım benim, üzülme. Funda ile Altan evlenecekler mi? Hayırlı olacak mı? Kimdeki? Funda Funda Altan. ile Altan evlenecekler mi? Hayırlı olacak mı? Bakalım. Allah Allah. Şimdi bu insanla bir gezeceksiniz. Doğru, tozacaksınız. Yani güzel anlaşacaksınız. Kafa dengi bir insan. Ve diyor ki sana burada güzelim. Evleneceksin zaten. Çocuk sahibi olabilirsin bununla istersen diyor. Aldım, kabul ettim. Doğru insan mı? Doğru. Nana Konsept tekrar yazmış. Ben Nida,
Kim? Cem ve Nida için. Cem ve Nida için. Neler olacak? Onu soruyorum. Hı. Allah, herkes de para pul düşünüyor ya. Bu nedir ya? Her para 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 yani. Şimdi hayatında bununla ilgili neler olacak? Değişiklikler olacak diyorum. Şimdi parasal olarak da değişiklikler olacak hayatında bu sene içerisinde, ilişki olarak da. Peki hangi anlamda ilişki olarak değişiklikler olacakmış? Tamam mı? Güzel gelişecek. Yani ateşli demek bu. Yani ateş elementini de anlatır aynı zamanda. Yani ateşli, güzel, aşkla dolu diyor. Bir gelişimler, ilerlemeler olacak. Son bir tane soru alacağım, bitiriyoruz arkadaşlar. Aynen abla, şunu bana verir misin sana zahmet? Allah, bunlara bizim kızlara yetmemiştir bu ha. Biz zaten her perşembe buradayız beybiler. Çıkın çıkın gelin vallahi. Bak ben size söyleyeyim. Evet. Gelin buraya birlikte burada böyle yapacağız. Kim? Başak ve Altaren'e ne olacak? Başak ve? Altaren'e ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Harekete geçecek. Her şey güzel olacak diyor. Aranızda sorun problem varsa düzelecek. Yoksa da diyor güzel gelişmeler olacak diyor. Biraz diyor acele etme diyor sana, tamam mı? Sıkıp boğaz etme. Eğer sorun varsa %99 barış olacak diyor. Melisa, biz de seni seviyoruz babycim. Anneciğim, ben de seni seviyorum manşat. Tamam. Arkadaşlar artık bunu kaydedeceğiz. İnşallah bir sıkıntı YouTube'a olmazsa koyacağız. YouTube'a da koyacağız. Geçen sildik hepsini, sormayın başımıza geleni. Ama bu sefer yapacağız Merkür. Yani. Merkür gerili retrosu biz yaşadık yani. Bütün videoları sildik. İnşallah şimdi kaydedebiliriz de kızlar sıkıntı yaşamayız. Sizleri Melek, çok seviyorum. Melekciğim, kendinize çok iyi bakın. Herkese duyuralım arkadaşlara. Rum taşlarıyla çeşitli dakikalarla yayın yapacak. Bundan sonra Melek onlarla da bakım yapacak. Bu tarz sadece soru sorma, sorusunun karşılığını almak isteyen insanlar için run taşlarına 15'er dakikalık, 20'şer dakikalık, o yarım saatlik çeşitli sorularla oluşan bakımlar olabilecek. Bunlarla ilgili de fiyatlandırmayı yine telefona, WhatsApp telefonundan bize, bana ulaşabilirsiniz. Oradan bilgilendirme yapacağız size. Zaten açıklama yazacağız. Yani öyle uçuk kaçık şeyler değil. Uygun herkesin yararlanabileceği, biliyorsunuz zaten bizleri. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşeceğiz, konuşacağız. Hafta sonu da böyle run taşlarıyla gene videolar YouTube'da size böyle bir yapacağım. Attıravereceğim oraya. Siz de bakacaksınız. Bir de sorularına cevap alamayan arkadaşlar da lütfen ne olursunuz üzülmesin. Hepinizi çok seviyorum. Çalışıyoruz. Tekrardan canlarım benim, yapacağız bunları zaten. Bir nasip kısmet değilmiş, tekrar edeme. Belki kötü bir şey duyacağım. Bir dahaki senin için daha hayırlıdır. Sizleri çok seviyorum ve buradan diyorum ki beğenmeyi, abone olmayı unutmayın YouTube'a. Tamam mı? Çüss. Sen de esalla Aynur'u. Birlikte esalla. Hadi bay bay. Çüss çüss. Görüşürüz. Orada mı?